Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş suikastinde sessizlik sürdükçe ailenin tepkisi büyüyor. 30 Aralık'ta Ankara Çukurambar semtinde motosikletli kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden doçent doktor Sinan Ateş suikastinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat telefonla arayarak aileye söz verdiği haberinin doğru olmadığı konuşuluyordu ki aile de bu konuyu doğruladı. Aile, arayanın Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, danışmanı olduğunu söyledi. Ateş'in Ülke Ocakları ve MHP ile ilgili çok detaylı bazı bilgileri bildiği, dosya hazırlayıp bunu önceden Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunduğu ancak dikkate alınmadığı öne sürülmüştü. Devlet Bahçeli ise Ateş'in Ülke Ocakları Başkanlığı görevinden alınması süreciyle ilgili ise sır diyerek konuyu kapatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş cinayetiyle alakalı olarak aradan geçen yaklaşık bir aya rağmen henüz açıklama yapmadı. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AK Partili Bülent Arınç, konu hakkında Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından aldığım bilgiye göre bu hadiseden fevkalade üzülmüş. Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz demiş açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Bursa mitingi sırasında Sinan Ateş pankartı açıldı. Ateş'in yakınları, "Reis Sinan Ateş için adalet" yazılı pankartlar açtı. Mitingde görev yapan kadın sivil polis pankartları toplattı. Polislerin pankartları indirmesi sırasında Sinan Ateş'in kuzeni olduğu öğrenilen kadın gözüne uyku girmediğini anlattı. Bozkurt, 100 bin kişiyi etkileme imkanlarının olduğuna dikkati çekerek "Cumhurbaşkanımız bir irade göstermezse sandığa gitmeyeceğiz" dedi. Bozkurt ayrıca "Sinan Ateş'in katilleri kimdir diye sorarsanız herkes biliyor. Bizim evladımızın katili meclistedir. Bunu Türkiye de biliyor. Onlara oralar kalmayacak, dar olacak" ifadelerini kullandı. Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, yeğeninin katillerinin mecliste olduğunu söyledi. Bozkurt, "En az 100 bin kişiye hükmedecek siyasi gücümüz var. Eğer seçime kadar bu konu üzerinde özellikle Cumhurbaşkanımız bir irade göstermezse biz rahmetli Sinan Ateş'in dostları ve akrabaları olarak sandığa gitmeyeceğiz" dedi. Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalından yayınladığı röportaja göre daha önce MHP'de yöneticilik yapan Bozkurt, Sinan Ateş'in partide güçlenmemesi için öldürüldüğünü öne sürdü. Bozkurt'un ifadeleri şöyle: "Biz bir nebze olsun Cumhurbaşkanımızdan adalet istemek için oraya gitmiştik. Ama açılan bir atkıya, Sinan Ateş yazılı bir atkıya bile tahammül edemediler. Dolayısıyla biz bu saatten sonra sahibimizin Allah'tan başka kimsenin olmadığına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ciddi manada bir beklentimiz söz konusu ama bu beklentimiz de bugün itibariyle yok oldu, gitti. Biz uzun yıllar Cumhur İttifakı'na destek vermiş bir aileyiz. Ama biz bugün itibariyle gördük ki bizim verdiğimiz desteklerin hiçbir anlamı ve önemi yokmuş. En az 100 bin kişiye hükmedecek siyasi gücümüz var. Eğer seçime kadar bu konu üzerinde özellikle Cumhurbaşkanımız bir irade göstermezse biz rahmetli Sinan Ateş'in dostları ve akrabaları olarak sandığa gitmeyeceğiz. Sinan Ateş'in güpegündüz Ankara'nın göbeğinde katledilmesini dağlar taşlar duydu. Sayın Cumhurbaşkanımız mı duymuyor? Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ konuşuyor. Hatta tehdit edercesine konuşuyor. Bunları biz kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın aileyi aradığına yönelik basında bilgiler geçmiş olsa da Sayın Cumhurbaşkanımızın arayıp konuyla ilgileneceklerini söylediler. Ama bir aylık bir süre geçti. Bu bir aylık zaman zarfında savcılar değiştiriliyor, şunlar bunlar oluyor. Malum atanan savcının siyasi rengi bellidir. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Biz Türk yargısına ve adaletine güveniyoruz ama şekli, rengi düpedüz, açık, tarafı belli olan bir savcının da bu davanın üzerinde bir hükmü olmasını kabul etmiyoruz. Sinan Ateş neden öldürüldü sorusu üzerine: "Gelecekte Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde daha güçlü kılınmaması adına bir nedenden dolayı olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz da böyledir. Hala kamuoyunda katilleriyle alakalı bulunamadı falan. Herkesin bildiği bir sır. Şurada sokakta kime sorsanız Sinan Ateş'in katilleri kimdir diye bunu herkes bilir. Bizim evladımızın katili meclistedir. Bunu Türkiye'de biliyor. Orası onlara kalmayacak. Onlara dar olacak. Ama Cumhurbaşkanımız hiç bizlere ihtiyaç bırakmadan
yüce Türk adaleti gereğini gerektiği şekilde yapıp yüreklerimize su serpeceğine yürekten inanıyorum. Sinan Ateş suikastinde çarpıcı analizleriyle dikkat çeken Yeni Çağ yazarı, gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş suikastiyle ilgili dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı. Demirağ, Sedat Peker'in bilgileri bildiği, hatta fotoğrafların elinde olduğu ile ilgili konuyu da köşesine taşıdı. Demirağ'ın yazısı şu şekilde. Sinan Ateş suikastı ile ilgili girift ilişkiler açığa çıkmasına rağmen bir el ısrarla dosyayı sıradan cinayet olarak kapatma gayretinde. Oysa herkes her şeyi biliyor. Fakat hukuk kişilere göre değişiyor. Yıllar boyu Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, kumpas gibi davaların da sahte dijital delillere rağmen delilleri karartma, kaçma şüphesiyle tutuklama ve yıllar süren tutukluluğun devamı kararlarına tanık oldu Türkiye. Ateş suikastinde de güvenlik kameralarına, HTS kayıtlarına rağmen sessiz sedasız adli kontrolle serbest bırakma kararlarına bir Allah'ın kulu mantıklı açıklama yapabiliyor mu? Profesyonel detikçiler bulunmuş, polis mahkeme ayarlanmış, iddiaları ayyuka çıkarken kimseden çıt çıkmıyor. Yandaş medyayla sosyal medyada itibar infazına dair iğrenç iftiralar atılıyor. Çete lideri Doğukan Çep'in ifadesindeki İşimizi takip etmediği için vurduk sözleri mutebermiş gibi gösteriliyor. Oysa tetikçilerin avukatı ortada. Aynı avukatın kimlerle ilişkilerini cümle alem biliyor. Suikastin siyasi ayağını Sahar Sultan duymuş, kör balıkçı görmüş ama inkar ediliyor. Bu arada saray suskunluğunu koruyor. Siz bakmayın telefonla aradı, taziyede bulundu haberlerine. Ateş ailesini Erdoğan'ın aradığı üfürmeleri de yalan. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sitesinde tek satır yok. Günde 3-4 saat konuşan Erdoğan'dan bir defa Allah rahmet eylesin sözünü duyan var mı? Yok efendim. MİT bu suikastle ilgili önemli dosyayı Erdoğan'a sunmuş. Erdoğan da sonuna kadar gidilsin talimatını vermiş. Öyle mi? Biz de yedik. Zam miktarlarından kış lastiği konusuna kadar her fırsatta en az 20 televizyonda canlı konuşan Erdoğan bu konuyu bir defa bile ağzına almadı. Bakalım 31 Ocak günü Bursa mitinginde Sinan Ateş diyebilecek mi? Gelelim Sedat Peker'e konulan iletişim kısıtlamasına. Milyonlarca izlenen videolarını bütün millet dört gözle bekliyor. Seçimlere 2 ay kala konuşacağım diyen Peker'i merakla bekliyor seçmen. Hatta Sinan Ateş suikastiyle ilgili Sedat Peker'in tüm ayrıntıları bildiği, siyasi hukuki ilişkiler ortaya çıkarılmazsa yeni fotoğraflar yayınlayıp gerçeğin ortaya çıkarılması için devreye gireceği iddialarını ciddiye alıyorum. Bu suikast açığa çıkarılmadığı müddetçe seçimin sonucunu önemli ölçüde etkileyeceğine inanıyoruz. Peker'in sözünü yerine getireceğini biliyoruz. Ancak muhalefetin Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Sedat Peker'le görüşmesi önemli. Bir şekilde engelin ortadan kaldırılması şart. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.